Gençler merhaba, 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Endokrin sistemin son kısımlarına yaklaştık. Böbrek üstü bezi, pankreas, eşeysel bezler, timus ve epifizle bu videoyu bitireceğiz. Bakın özellikle böbrek üstü bezinin kısımları nereden ne salgılanır, etki mekanizması nedir buna bakacağız. Pankreas zaten artık aşina olduğumuz bir bez. Eşeysel bezlerden kapa taslak bahsedeceğiz. Neden? Çünkü buranın bir de üreme fonksiyonu var. Üreme sisteminde zaten onları detaylandıracağız. Şimdi böbrek üstü bezinin arkadaşlar özellikle hem korteks hem medullası, yani hem kabuk hem öz bölgesi var. Kabuk bölgesinden aldosteron, kortizol ya da adrenal eşe hormonlar salgılanırken öz bölgesinden adrenalin ve noradrenalin denilen hormonlar salgılanır. Daha çok sempatik aktivite başlatan hormonlardır onlar. Şimdi normalde bakın ACTH ile kabuk bölgesinden kortizol, aldosteron, eşeysel hormonlar üretilip kana salgılanır. Tamam mı? Şimdi peki kortizole odaklanın lütfen. Kortizol öğrenci arkadaşların öğrenmekte birazcık zorlandığı yer. Halbuki en keyifli olan yer. Şimdi kortizol aslında vücudumuzun kendisinin ürettiği uzun süreli stres hormonudur. Mesela sınav senelerinde insanların kilo almalarının en temel reaksiyonlarından bir tanesi vücutlarındaki stres hormon seviyesinin yükselmesidir. Çünkü kortizol yağ yapımını arttıran bir yapıya sahip, bir özelliğe sahip. Tabii ki sedanter yaşam, daha çok oturma, hareketsiz kalma, beslenme düzeninin bozulması, stres, bunların hepsi beraber etkiliyor ama kortizol bunların başrol oyuncusu. Şimdi baktığınızda vücudun aslında stresle başa çıkması için bir takım reaksiyonlar başlatan bir hormondur. Ama her şeyin fazlası gibi bunun da fazlası zarar. Ne yapıyor? Hocam bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Ne yapıyor? Kemiklerin zayıflamasına neden oluyor. Amino asitlerin ya da yağ asitlerinin arkadaşlar glikoza dönüşmesine neden oluyor. Kan şekerini dolaylı yoldan arttırıyor. Şimdi kortizole baktığınız zaman özellikle biz neden korkuyoruz? İşte bağışıklık sisteminin baskılama özelliği ve kemik erimesi yapmasından korkuyoruz. O yüzden belli bir yaşın üzerindeki kadınlarda işte östrojen çekilmesini de hesaba kattığımız için kortizol vermeye birazcık böyle uzak bakarız. Neden? Çünkü zorda kalmadığımız sürece uzaklaşmamızın nedeni çünkü kemik erimesi ve kemiklerin spontan kendiliğinden kırılmasına neden oluyor. O yüzden korktuğumuz hormonlardan bir tanesi. Hocam yağ asitlerini madem glikoza çeviriyor, neden kortizol alan insanlar kilo alıyor? Aslında arkadaşlar orada orantısız bir yağlanma var. Hani vücudun komple tüm mekanizmasında, tüm bedensel olarak hacminde yağlanmadan çok böyle daha çok yüz bölgesinde yüzün yuvarlaklaşması ki biz buna moon face, ay dede yüzü diyoruz. Ya da işte ense kökünde yağ birikimi ya da bel bölgesinde yağ birikimi şeklinde gidiyor. Bir orantısız yağlanmaya neden oluyor. Ve en çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi de mor stria dediğimiz mor çizgiler vücutta çatlaklar arkadaşlar. Ciddi manada mor. Hani kilo alıp vermeye bağlı çatlaklardan bahsetmiyorum. Ciddi mor yarık şeklinde çatlaklara neden oluyor kortizol. Peki hocam. Eşeysel hormonlara bakalım. Eşeysel hormonlar aslında hani testislerden, yumurtalıklardan salgılanıyor. Ama buradan da az da olsa östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonların salgılandığını bilelim kabuk bölgesinden. Gelelim aldosterona. Aldosteron gerçekten bilinmesi gereken bir hormon. Diğer adı mineralokortikoid. Aslında vücutta mineral dengesini sağlayan hormonlardan bir tanesi. Özellikle sodyum ve arkadaşlar klor geri emilimini sağlarken potasyumun arkadaşlar emilimini azaltır. Yani ciddi bir potasyum dengesi sağlayan hormonlardan bir tanesi ki ne demiştim ben? Potasyumdan korkarız. Bir insanın damarına direkt potasyum verirseniz arkadaşlar ölümüne neden olursunuz. Peki ne yapıyor? Sodyum ve klorun nefron tübüllerinden geri emilmesini sağlarken potasyumun emilimini azaltıyor ve bu sayede potasyumun kanda azalmasını sağlıyor. Hocam soru geliyor. Bu arkadaş normalden fazla salgılanırsa ne olur? Şimdi ezber yapmayacaksın. Bak ben tansiyon hastası bana geldiği zaman diyorum ki tuzdan uzak dur. Bunu hani biz bunu ezbere biliyoruz. Hey, tansiyon hastası tuz yemesin değil arkadaşlar. Siz eğer vücudunuza sodyum alırsanız sodyum beraberinde arkadaşlar su da alır. Yani sodyum nereye? Su da oraya gider. Dolayısıyla bu ödeme,
Bu kan basıncının artmasına neden olur. Yani vücudun su yükünü arttırmış olursunuz. Dolayısıyla zaten hali hazırda yüksek bir tansiyon varken siz sıvı miktarını arttırarak bu tansiyon seviyesini daha da yukarılara çekersiniz. Dolayısıyla bakın, aldosteron hormonunun fazla salgılanması otomatik olarak kan basıncının artmasına neden oluyor. Peki hocam, normalden az salgılanırsa ne olur? Tam tersini düşün. Sodyum geri almıyorsun. Sodyum nereye? Su oraya gidiyor. Dolayısıyla senin kan basıncın yerlerde. Kan basıncının düşmesi de, yani o hipotansif durumlar da ölümcül arkadaşlar. Bir anda yolda yürürken tansiyonunuzun düştüğünü ve sizin de yola düştüğünüzü düşünün. Kafanızı Allah korusun bir yere çarptığınızı düşünün. Yani hipertansif reaksiyonlar her ne kadar hani bizi korkutsa da hipotansif reaksiyonlar da, hipotansif tepkiler de bizi korkutuyor. Kas yorgunluğu görülür dememizin sebebi işte tamamen bu potasyumla alakalı bir şey. Şimdi dikkat edin. Yine her şeyin bir mantığı var. Her şeyin fizyolojik mantığını öğrenmenizi istiyorum. Çünkü ezber yükünüz çok fazla zaten. Bu beni de üzüyor arkadaşlar. Her ders için konuşuyorum. Şimdi mantığını anlayalım hocam. Sen dedin ki normalden az salgılandığı için sodyum az, su az, klor az ama kim fazla? Potasyum fazla. Şimdi hocam potasyum fazla olsun. Şimdi tamam, kalbi koruman lazım potasyumdan ama bir de unuttuğun bir şey var. Sodyum potasyum pompası. Şimdi senin hücren dışarıya sodyum atıyor, içeriye potasyum alıyor. Ve senin vücudunda potasyum artıyor. Potasyumun artması demek arkadaşlar, içerinin artı yükünün artması demek. Dolayısıyla bu normal şartlarda sodyum içeri girdiği zaman olan bir şeydi. Ama sen daha sodyum girmeden potasyumun içeride artmasıyla aslında yalancı bir depolarizasyon başlatıyorsun. Dolayısıyla bu gidiyor yine kas hücrelerini uyarıyor. Ve kasların gereksiz yere enerji sarf etmesine neden oluyor. Bak, kas yorgunluğu mantığı bu. Tekrar söyleyelim. Normalde sinir hücrelerinin uyarılması için. Şimdi dışarısı artı, içerisi eksi değil mi sinir hücrelerinde polarize durumda? Ama sen ne yapıyorsun? Burada potasyumu arttırarak içeriye artı yapıyorsun. Sinir hücresi ne zannediyor? Aa diyor, ben depolarize olmuşum. O zaman ne yapayım? Uyartı ileteyim. Kime? İşte kaslara bağlıysam kaslara ileteyim. Dolayısıyla kas yorgunluğunun oluşma nedeni bu. Her şeyin bir mantığı var, dediğim gibi dikkat edin. Böbrek üstü bezinin öz bölgesi aslında fizyolojide sinir sisteminin devamı olarak anlatılıyor. Neden hocam? Çünkü adrenalin ve noradrenalin salgılamanız için hızlı bir hareket lazım. Yani siz gidip böbrek üstü bezinin öz bölgesini hormonla uyaramazsınız. Zaman kaybedersiniz. Zaman kaybetmeyin diye bu noktalar sinirlerle uyarılır. Ve ne zaman uyarılır? Hani demiştim ya, sempatik aktivasyonda adrenalin savaş ya da sıvış hormonuydu ya. İşte sen eğer korku, panik, heyecan gibi durumlara maruz kalırsan sempatik aktivitedir. Adrenalin tavan yapar. Ve bakın, orada aslında temel mantığını şöyle anlatmıştım size. İşte mahalledesin, sana bir köpek koşuyor, dişlerini göstermiş, kesin ısıracak. Kaçarın yok. Ne yapıyorsun? Göz bebekleri büyüyor böyle. Sonra topuk yapıyorsun. Tabii bu sırada koşuyorsun, kaçıyorsun. Bir yandan kanında kan glikozu artıyor. Neden? Çünkü kaçarken o glikozu harcaman lazım. Oksijen daha fazla al diye bronşların genişliyor. Nefes alışverişin artıyor. Ama mide bağırsak hareketleri ne oluyordu? Yavaşlıyordu. Çünkü sen o köpekten kaçarken yemek yemeyi düşünmüyorsun. Bu şekilde aklında tutabilirsin. Hocam, idrar kaçırma olayına dikkat edecektik. Sempatik aktivite size idrar yaptırmaz. Çünkü mesaneyi genişletir. Hacmi arttırdığı için daha çok idrar birikmesini sağlar. Ve mesanenin çıkışında bir daralma yapar ki üretranın içerisine idrar geçmesin arkadaşlar. Peki şimdi, hep de bir kelime oyunu var. O kelime oyunu işte insülin glukagon birbirine zıttır. Paratormon kalsitonin birbirine zıttır. Adrenalin noradrenalin birbirine zıttır. Hayır, değildir. Yani böyle tekerleme gibi söylediğinde adrenalin noradrenalin. Aa, bunlar birbirine zıttı mı? Değil arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz beraber hareket etme ihtimali olan hormonlar. Hani spesifik olarak aynı şeyleri kesinlikle yaparlar demiyorum. Aralarında tabii ki fark var. Ama antagonist değildirler. Lütfen unutmayın. Noradrenalinin temel yaptığı şey aslında kan basıncı üzerine etkiler yapmak. Bir de vazokonstriksiyon dediğimiz damarların daraltılarak belli yerlere kanın yönlendirilmesini sağlamak. O yüzden ne demiştim? Korkan bir insanın yüzü bembeyaz olur. Neden? Çünkü yüzün kana ihtiyacı yok. Nereye gitmesi lazım? Savaş, sıvış. Ya kaslara gitmesi lazım, değil mi? Hani bir şekilde, ya da içeride hani o sempatik aktiviteyi arttıracak organlara gitmesi lazım. İşte solunum organına mesela. Peki,
Gelelim pankreasa. Pankreas karma bir bez. Yeri geliyor işte Wilson kanalına bikarbonat sindirim enzimleri salgılıyor. Sindirim sisteminde bahsedeceğiz zaten. Ama yeri geliyor Langerhans adacıklarında ki aslında pankreasın küçücük bir bölümü Langerhans adacıkları. Damarlarla bağlantılı bir bölge. İçerisinde alfa, beta, delta bir sürü hücre tipi var. Bizi ne ilgilendiriyor? Alfa ve beta hücreler ilgilendiriyor. Alfa A buradan glukagon aklınıza kalsın. Beta'dan da arkadaşlar insülin hormonu salgılanıyor. Glukagon normale yükselten, kan şekerini normale yükselten hormonken insülin normale düşürüyor. Size bir soru genel kültür tadında. Bir insanın sizce şekerinin ciddi yükselmesi mi ölümcüldür, ciddi düşmesi mi? Bakın hemen söyleyeyim. Yükselme insanı komaya sokar, düşme ise öldürür. Çünkü beynin şekersizliğe, oksijensizliğe tahammülü yok arkadaşlar. O yüzden hipoglisemi hastalarını yani şekere sürekli düşük gelen hastaları doğal seçilim gibi düşünebilirsiniz. Bu yüz binlerce yıllık süreç içerisinde kolay kolay görmezsiniz. Yani bir insanın kolay kolay ya işte glukagon almam lazım dediğini duymazsınız. Tek tük nadirdir değil mi? Ama ya insülin ilacımı alma zamanım geldi şu yemeği yemeden önce bunu çok duyarsınız. Dolayısıyla bakın insülinin mekanizması biraz daha böyle hani kişiyi öldürmeyen yani koma işte o hallere sokan bir durumken glukagon ise ölümcüldür arkadaşlar. Yani o glukagon mekanizması yani hipoglisemi dediğimiz şey biraz daha ciddiye alınması gereken durumlardan bir tanesi tabii ki. Her ikisi de ciddi. Şimdi insülin kan glikoz seviyesini normale düşürür ya. Şimdi normal şeker bak böyle yükseldi böyle düştü bakın şu şekilde. Şurada insülin işte etkinliğini göstermeye başlar ve kan şekerini normale düşürür. Dolayısıyla bakın glukagon da etkinliğine şu noktada başlar. Tabi öncesinde salgılanmıştır ama etkinlik başlama noktası odur. Bakın glukagon kan şekerini normale yükseltir. Neden bu kadar önemsiyorsunuz hocam kan şekerini? Çünkü beynin temel yakıtı arkadaşlar nöronların temel yakıtı glikozdur sağlıklı bir insanda değil mi? Ekstralar sizi ilgilendirmez. Sağlıklı bir insanda beyin yağ asidinden, amino asidinden enerji üretmez. Hele yağ asidi zaten beyine giremez ki. Kan beyin bariyeri var. Kan beyin bariyerini yağlar aşamaz, yağ asitleri aşamaz. Çünkü onlar başka maddelere bağlı olarak kanda taşınır. Ama geriye ne kalıyor? Glikoz kalıyor. O yüzden istediğiniz kadar kilolu olun. Acıktığınızda gerilmenizin nedeni bu. Çünkü beyin der ki benim glikozum nerede? Çünkü glikoz depolamaz beyin. Her daim kendisine gönderilmesini ister. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu yüzden glikozu bu kadar önemsiyoruz ve insülin glukagon mekanizması bu kadar önemli. Peki hocam glukagona baktığınız zaman işte normali yükseltir dedik. Karaciğerde depolanmış olan glikojeni glikoza çevirir. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum özellikle. İnsülin kan şekerini normale düşürür dediğimizde tabii ki reseptörler aracılığıyla yapar ve hücrelere glikozu lütfen içeri alın der. Dolayısıyla kandan siz glikoz aldığınızda otomatik olarak kan şekeriniz düşer. Fakat insülin bunu beyne yapamaz arkadaşlar. Yani nöronlara gidip hadi biraz şeker alın diyemez. O yüzden beyin ne şeker depolar ne de böyle şekersizliğe tahammül eder. Her dakika ona şeker vermenizi ister. Hocam şimdi şurada sakın düşme sorusu var. Bizim şekerimiz şu anda diyelim ki düştü. Biz acıktık. Aslında bizim şeker depolarımız karaciğerdir. Karaciğer gerektiği zaman glikojeni glikoza çevirerek kana verir. Kaslar ise açlıktan ölseniz bile sahip oldukları depoladıkları glikojeni glikoza çevirip kana vermez. Çünkü onlar da arkadaşlar glikozun o yıkım aşamasında elde edilen formu biraz daha farklıdır. Biraz daha böyle reseptör ilişkisi vardır. Lütfen bunu unutmayın. Bizim glikoz dostumuz karaciğerdir. Eşeysel bezler erkeklerde testis, kadınlarda yumurtalık. Yine karma bez mantığıyla hareket ediyor. Testis bir yandan seminifer tüpçüklerinde sperm üretiyor, kanala veriyor. Oradan vas deferens üretra dışarı atılıyor. Bunun mekanizmasını anlatacağız. Ama bir yandan da testosteron üretip kana veriyor. Dolayısıyla hem kana hem kanala salgı var. Aynı pankreasta anlattığım gibi. Yani bir karma bez mantığı var. Yumurtalıkta da mı öyle? Evet hocam öyle. Neden? Çünkü yumurta kanalına, fallop tüpüne yumurta yatıyorsun ovülasyonla. Ama bir yandan da kana östrojen veriyorsun. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Bir şekilde hem kana hem kanala salgı yapmış oluyorsun. Peki detayı tekrar anlatacağız ama şu testislerde arkadaşlar seminifer tüpçüklerde
özellikle seminifer tüpçüklerin içerisindeki sertol hücreleri kimle uyarılıyordu? FSH'la. FSH ne yapıyordu? Spermatogenezin başlamasını sağlıyordu. Bir de seminifer tüpçüklerin etrafında Leydig hücreleri vardı. Leydig hücreleri kimle uyarılıyordu? LH'la uyarılıyordu ve bu sayede testosteron salgılanıyordu. Şimdi bu işin erkek boyutu. Peki kadın boyutunda ne var? Şimdi kadında FSH folikül stimüle edici hormon, yani foliküllerin uyarılmasını sağlayan hormon. Baktığınız zaman şöyle bir dişi üreme yapısı. Burada yumurtalıklar var. Burada fallop tüpü var arkadaşlar. Yumurtalığın içinde foliküller, folikülün içinde yumurta var. Dolayısıyla FSH aslında gelir folikülü uyarır. Folikülü uyardığında içindeki yumurta ile beraber gelişim sağlar ve yumurta belli bir gelişime ulaştığında kana östrojen salgılanır ve hipofiz üzerinde bir feedback mekanizması başlar. Bunu da dediğim gibi ileride anlatacağız detaylı bir şekilde. Son bezler artık timus bezi. Timus ve epifiz bezi üzerine hala çalışılan bezlerden bir tanesi. Şimdi timusa baktığınız zaman şurada T harfinden T lenfositlerin olgunlaşmasında görev alır ifadesini aklınızda tutabilirsiniz. Özellikle bağışıklık sisteminde bundan bir daha bahsedeceğim. Ama arkadaşlar timozin denilen bir madde salgılıyor. O timozinin de yine çok böyle detaylı bir şekilde ayrıntısını bilmiyoruz ama yaş ilerledikçe timus bezinin gerilediğini biliyoruz. Özellikle işte 23-24 yaşından sonra timus bezinin böyle öncesindeki kadar faal olmadığını biliyoruz. Ama neden öyle? Bizi çok ilgilendirmiyor bu müfredat dahilinde. Ve epifiz bezi ara beyin bölgesinde melatonin salgılayan bir yer. Biyolojik saatle alakalı olduğunu söylüyorlar. İşte genellikle gençlik hormonu olarak da geçiyor bazı kaynaklarda. Antioksidan özelliğinden yaşlanmayı geciktirdiğinden bahsediyor. Ama dediğim gibi temel olarak epifiz bezinin bence bölgesini bilseniz bile size yeter. İşte karanlıkta epifiz melatonin salgılar gibi birçok şey var. Ama lütfen melatoninle melanositi birbirine karıştırmayın. Melanini birbirine karıştırmayın. Buradan bence bu başlıktan almamız gereken önemli ayrım bu. Melatonin, melanosit ya da melanin aynı şeyler değil. Dikkat edin. Video bitti. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.